Ben adaletim. V12 basit. Aslan türevi ilahın gücüne tanık olacaksın. Aslan tüm ormanın kralıdır. Merhaba arkadaşlar, benim bir bugün sizlere saldırızı Garen yapıyorum. Full saldırızı kasacağım, zaten şöyle göstereyim hemen. Örümcül tempo girdim. Nasıl bir şey olacak? Daha önce denemedim bunu yeni Garen'de. Bu zaten çok fazla isteniyordu. Ben de çekmek istedim sizlere. Keyifli bir video olmasını istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Umarım güzel olur, keyifli olur, hoşunuza gider. Full can çalma şeklinde de yapabilirim bunu tekrar. O destiniyor çünkü çok fazla. Bakalım artık sizin fikirleriniz doğrultusunda zaten içerik çıkartıyorum ben. Bunları yorumlarda belirtirseniz çok iyi olur, neler istediğiniz falan. Karşımızda Vlad var, zırh girdik. Bu hoş olmadı biraz. Rünleri yanlış girdim. Ama sıkıntı yok, halledeceğiz. Hatta ben bu adamı gank falan mı yiyorum acaba? Çalaya falan kaçıyor. Okey. Flash atsam kesebilir miyim acaba? E'mi bekleyeceğim. Hop. Gayet güzel. Base atalım şimdi. Güzel ya adam. Ya 3 level olmadığı için W'su yoktu. Rahat bir şekilde kestik. Kasacağım ilkten bu arada üçlü kuvvet olacak. Bunun sebebi üçlü kuvvet %40 oranında bir saldırısı veriyor bize. Ve bayağı bir yüksek oran bu. Ardından da işte bakalım. Muhtemelen aklın sonu falan alırım. O da çok fazla saldırısı veriyor. %40 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir item dizilişinde... Allah. Miskilik attık. Yakalarım aslında ben bu adamı. Çizme farkım var çünkü. Şöyle çalıya girsem. Gelecek o adam buraya. Aynen. Ufak bir takasa girelim. Ya yeni mezim olmadığı için hasar takaslarına biraz önde çıkamıyoruz. Ama sıkıntı yok. Örümcül tempo bu videoya daha iyi gider. Daha keyifli bir video olur. Deneyeceğim onun için. Adamların içine falan girdiğimiz zaman belli bir saldırı hızına ulaşınca bayağı bir hasar vururuz zaten. Sıkıntı yok yani o konu hakkında. Bu adamla hasar takasına girebilirim şimdi. W atacak muhtemelen. Aynen. W'sunu kullandı. Hiç sıkıntı yok. Bir tane potom basabilirim bu arada. Ignite'ım dönecek. Gel bakalım bir tane takasa girelim seninle. Güzel oldu bu baya. Gayet güzel. Adamın neredeyse full canını aldık. Hatta kandırıp kesebilirim bile. Hop. Bir tane daha düzülüş. Gayet güzel, gayet güzel. Güzel kandırdık ya adamı. Ya rahat bir şekilde kazandık şimdi koridorumuzu. Bundan sonra yapmamız gereken şey adamı sürekli olarak darlamak koridorda. Gekmiyorum ben. Master Yi. Gelirse aslında kesme şansım var. Hop bunu da aldık. Aynen. Ya ölmem ya. Sıkıntı yok. Potu bastık ama sıkıntı yok. Base atalım burada. Adam zırh kasıyor. Ben de saldırızı kasıyorum yani. Senin zırhın benim saldırızıma işlemeyecek o kadar çok. Hallederiz ya. Muhtemelen Zonya falan alacak iki tam. Bakalım. Bu arada bu tarz içeriktir. Ben düşük elo'da çekiyorum. Çok fazla yorum alıyorum. Yosa kendi elo'nda falan yap diye. %100 kritik kareni ben defalarca kendi elo'mda yaptım. Benim elo'm challenger. Defalarca yaptım yani neredeyse her maç yaptım diyebilirim aslında son zamanlarda. Ve her maçta böyle büyük bir etki yaratarak oyunları taşıdığım oldu. Ben bunu boşuna göstermiyorum size. Güçlü olan şeyleri sizlere bir şey katsın diye gösteriyorum. Amacım zaten sizleri eğlendirerek bir şeyleri öğretebilmek. Hani öğrenebiliyorsanız ne mutlu bana, bir şeyleri öğretebiliyorsam falan. Amacım zaten benim bundan ibaret. Zaten bunlar hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenirsiniz, abone olursunuz, destek olursunuz her türlü. Yani bilmiyorum ya. Sevmeyen insanlar sevmek zorunda değil. Ben burada zorla kendimi sevdiremem sonuç olarak. Şimdi bu adamla... Yani Master gelse aslında kesebilirim. Vlad'a da takasa girmek istiyorum ama W basacak. Aynen. Gene yakalarım bu arada. Yakalarım da bakalım ya. Biraz yaklaşsın bir anda agresif oynayabilirim. Şöyle yaklaşıyor. Bir anda koşacağım şimdi. Evet burada bir gank yiyeceğim galiba. Totemim yok çünkü totem atmam gerekiyor. Ulti atıp kaçtı. Neyse ultisini aldık gene sıkıntı yok. Gene öldü bu adam. Flash attı bu sefer de. Okey. Hop. Adalet. Zaten adalet yani. Nikimden de anlayacağınız üzere. Bir anda adaleti verdik adama. Gayet güzel. Size ders olsun diyor karakterde. Mükemmel flash ulti ignite kombomu yaptım bir anda. Güzel çar diyor.
Adam sinirlenmiş biraz. Güzel güzel. Güzel, rahat bir şekilde adamın ultisini aldım. Ya dediğim gibi arkadaşlar, bu tarz içerikler eğlence içeriği olduğu için düşük eloda çekiyorum ben genelde. Yazmazsanız sevinirim yani yorumlarda, neden bu elolarda falan çekiyorsun diye. Yapabileceğim bir şey yok yani. Bunu yüksek eloda çekersem hoş olmaz. Hem keyifli bir video izletemem sizlere. Amacım burada keyifli bir video izletmek. Zaten bunu çok fazla istediğiniz için çekiyorum. Beğenirseniz ne mutlu bana diyebileceğim fazla bir şey yok. Ya video hoşunuza gidiyorsa beğenip abone olursanız çok büyük destek olmuş olursunuz zaten bana. Şimdi bu adamın ultisi yok. Kesebilirim aslında. Ignite'ım dönecek. Kulesinin altında da hani bir şeyler deneyebilirim. Çok fazla pasif oynuyor çünkü. Hasar yedi bu arada. İlginç bir şekilde. Hop. Adalet. Yani hatalı oynadı. Ya zaten Garen Vladimir'e karşı güçlü bir karakter. Ben bunu her zaman söylüyorum sizlere. Bunun sebebi Vladimir hasar takaslarında önde çıkan bir karakter olduğu için Garen de anlık hasarla birlikte çok rahat bir şekilde yenebiliyor Vladimir'i. Takaslardan çok iyi çıkması gerekiyor Vlad'ın. Ama yani doğru oynadığınız takdirde kazanıyor Garen zaten. Bu adam sinirlenmiş şimdi, agresif oynuyor. Yani kardeşim. Ben gene keserim bunu da. Totem atmam gerekiyor. Master'i gelebilir. Hatta böyle üstüme koşuyorsa muhtemelen burada yani adam. Bu arada buradaki imişler dakika 6'dan itibaren çıkmaya başlıyor. Hani canınız falan azaldıysa kontrol edebilirsiniz burada imiş var mı diye. Bas bakalım W'nu, gayet güzel. Tamam, hızlı bir takasa girdik. Ultim Master Yi geldi. Tamam ya, kesemezler ya beni zaten. Master 7 level. Ben 10 levelim, bayağı öndeyim şu an. Bekleyeceğim biraz burada. Adam koridora yaklaşsın. Ultim gelecek zaten. Kulenin altına falan da kesme şansım var. Teleportunu yeni kullandı. Aslında üçlü kuvveti şu an base atıp bitirebilirim ama adamı bir kere daha kesmek istiyorum ya. Kulenin altında falan da şansımı deneyebilirim de. Ha. Tamam, W'sunu kullandı. Hızlı bir şekilde ittirelim burayı. Gayet güzel. Adam sinirlendi bu arada çok. Gayet güzel, bir anda çıkalım buradan. Ignite'ım öldü. Adamlar kafayı yemiş, direkt üstüme flash falan atıyor ya. Flash atmadan da çıkabilirdim bu arada oradan da, yani riske girmeye gerek yok. Bir anda gel bakalım Vlad. Düz vuruşlarım senden güçlü. Q gitsin. Tamam. Yükü bitti. Şu an girebilirim adamla takasa. Gayet güzel, gayet güzel. Ya yenilmezim olsa daha rahat bir şekilde kazanacağım bu takasları ama evet, biraz riske girdik. Sonucunda kazandık ama gene de sıkıntı yok yani. İttirelim hızlı bir şekilde şimdi koridora. 11 level oldum, canım hızlı bir şekilde doluyor. Pasifim güçlendiği için. Güzel baya. Kuleyi alabilirim aslında. Bu arada rünleri falan oyunun başına göstermişimdir ben. Ama yani yenilmez rün her türlü daha iyi. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Eğlence içeriği olsun diye çıkartmaya çalışıyorum bu videoyu. Umarım hoşunuza gidiyordur yani. Challenger Elo videolar gelmeye devam edecek bu arada. Dediğim gibi keyifli matchupları sizlerin önüne sunmaya çalışacağım. Aha, ejderi aldım. Flash atıp kaçtı adam. Gayet güzel, bir anda ejderi çaldık. Aklın sonuna gidiyorum bu arada şu an. İşte matchuplardan kastım böyle ustalık puanında yüksek olan kişileri falan denk getirmeye çalışıyorum. Onun için biraz uzun sürüyor gelmesi. Kusura bakmayın tekrardan. Agresif oynamıyorlar ya bana. Lane'ime doğru geri gideyim. Hop, adalet. 140 gold verdi adam. Bu arada çok yakın bir zamanda canlı yayınlara başlayacağım. Platformu falan zaten size kesinleştiği zaman haber veririm. Çok keyifli yayınlar olacak. Haberiniz olsun yani, aklınızda bulunsun. Zaten kesinleştiği zaman haber veririm YouTube kanalım üzerinden. Çok fazla isteniyor çünkü canlı yayınları artık başlatmam gelecek, merak etmeyin. Çok kısa bir sürede karşınızda olacağım canlı yayınlarda, hiç sıkıntı yok. Flash'ı yanlış yere attı adam. Çok iyi ya. Kaçmamız lazım buradan artık. Kaç 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 kaç. Gayet güzel, bir anda kestik adamı.
Ya beni deneyeceklerini tahmin ediyordum. Denemeleri lazım yani. Kimmel'ın falan geleceğini biliyordum. Ama kaçtım ya. Flash'im falan vardı. Güzel oldu baya. Vlad kardeşimi kandıracağım şimdi. Vlad'ın da flash'i yok. Bitir bakalım Dane'i. Bir anda sıfır candan tekrar karşındayım kardeşim. Kaçamazsın adaletten. Hop. Güzel. Q'muzu kandırdı adam. Ama hiç sıkıntı yok. Adaletten kaçış yok. Hop düz vuruşlarımla geçeceğim seni. Pıts pıts. Saldırı zıgaran oynuyoruz burada. Gayet güzel. Çok iyi. Buraya aslında oynayabiliriz. Hasarları yetmiyor bana şu an. Fiddle neyi bekliyor? Gayet güzel Fiddle. Basma. Kardeşim o... Ha. Peki. Biraz değişik bir arkadaşımız galiba Fiddle. İlginç. Yani ulti bassa hepsini keseceğiz oysa ki orada ama yani anlam vermek biraz zor tabii. Tamam, Ignite'a kestim. Yani ulti sona atmasa biraz garip oynuyorlar ya. Aklın sonu ve Guinsoo'yu bitirdim. Bayağı iyi oldu bu. Bakalım nasıl bir güç patlaması yaşayacağız bu dakikalarda. Daha hepsi kaçıyor ya. Gayet güzel. Şimdi Sati'ye gidiyorum bu arada dördüncü tem olarak. 2.14 saldırı hızına ulaştık bile şimdiden. Hop bu bir. Gayet güzel. Ben buraya devam edebilirim bu arada. Yumi içime girse. Hop. Devam devam devam. Hiç sıkıntı yok. Can 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 can. Ihh, gayet güzel. Bir anda çıkalım şimdi buradan. İnanılmaz güçlüyüm ya şu an. Ha, bu arada son item mahvolmuş olurum. 2.50 saldırı hızına ulaşmış oluruz böylece. Geldim oraya. Oy, orada güzel bir fight çıkıyor. Master Yi'ye odaklanacağım ben, hop. Direkt ölüyor çocuk. Yumi kardeşim artık içime girer misin ya? Doğusu diye galiba şeye gidiyor yani muhtemelen doğusudur. Adam kilitliğin içinden çıkmadı ya. Gayet güzel bir doş attık. Kandırdık adamı. Ay adam da beni kandırdı. O kalkan neymiş öyle? Ona rağmen öldü ama gayet güzel. Full build olduk sonunda. Elixir falan da aldım. Gayet güzel. Şu an hani hasar mı gerçekten merak ediyorum. Ya dediğim olay buydu. 2.50 saldırısına ulaştığımız için hayalet alsam bile zaten sınır aşamayacağım için bir anlamı olmayacaktı. Onun için mahvolmuş tercihinde bulundum. Oyun soyu stackledim. Allah yok yok. Çok Kasiopya çok kanser ya. Aslında oynayabilirim burayı. Gayet güzel. Bu adamın çıkması lazım aradan. Bunu da kestik ya. Allah. Flash attı. Adaletten kaçış yok kardeşim. Gayet güzel. Bu arada az önce öldüm şurada. Yani bir anda 5 kişi birden üstüme atladığı zaman yani kırılgan bir build kastığım için öldük normal olarak. Ama sıkıntı yok. Bayağı öndeyim şimdi. Pis de bana fokus atıyor ya. Yumi keşke ultisini biraz daha erken bassaydı. Oynanabilir aslında burası. Oynanamazmış. Gayet güzel.
Ne zor oyundu ya. Takımda beni flame diyor. 23 oynuyorum hani en çok kasan benim oyunda. Oyunu uzatan benim. Geri düşen sanki benmişim gibi beni flame diyorlar ya. Muteledim hepsine, oyunuma bakıyorum artık, yeter. Bu adamın ölmesi lazım artık ya. Lütfen ya. Bitir. Hayır, Yumi benim içimde de oynamıyor. Adam sürekli olarak... Neyse, sinirlenmeyeceğim. Biter. Bitirin. Hala bitiremedik oyunu. Keith'in kardeşim kuleye vurmayı tercih etmedi. Neyse bakalım. 5 mit yapmamız lazım. Eksik şu an. Tamam, güzel bir hit dedim aslında. Aha, gayet güzel bitti oyun ya sonunda. Bu kadar basit ya. Gerçekten oynadığım en zor oyunlardan biri de buildim biraz kötü ama yani elimden geleni yaptım ben sonuç olarak. Karşımdaki adam 3-16 oynuyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Keyif almışsınızdır. Elimden geldiğince göstermeye çalıştım bu build falan. İstediğiniz için çektim zaten. Artık bu oyunun gerçekten bitmesini istiyorum çünkü sinirlendirdi takım arkadaşlarım beni. Muteledim hepsini falan ama yani susmuyorlar ya. 5 kişi benim üstüme oynuyor. Takım hiçbir şey yapmıyor. Fiddle en son falan atıyor ultisini. Sonra bana alıyor ezik herifler ya. Ben böyle bir şey görmedim. Hayır, bir de hiçbir şey yapmıyorum. 15'e 0 oynarken bir kere öldüm. Adam direkt anneme küfür etmeye falan başladı. İlginç yani, çoluk çocukla oyun oynuyoruz. Tipe bak adamın. Silver 1. Yani ilginç. İnsanları aşağılamak istemiyorum ama yazık yani, diyebilecek fazla bir şey yok. Reportlayalım şöyle adamları. Neyse arkadaşlar, tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım eğlenmişsinizdir. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Hani build'in olayı falan bu zaten. Ya, keyfine kısılabilir. Zaten eğlence içerikli bir video olduğu için bu. Bu tarz build'leri çok önermiyorum yani. Şöyle hasarları da göstereyim son olarak. Yani 50K'ya yakın bir hasar vurmuşuz. En yüksek hasar da bendeymiş oyunda. Keyifli video oldu. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Discord sunucuma da katılmayı unutmayın.